Ne kadar geçerli bence de. Peki Erhan Aslanoğlu Profesör Doktor bu sabah diğer bir konuğumuz. Erhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış. Merhaba Hakan Üstadım, günaydın. Sevgili hocam günaydın olsun. Dün zor yetiştiniz. İzledik, gözlerimiz yollarda kaldı. Herhalde Galatasaray'ın maçına takıldınız. Evet. Evet, maçımız bizim maç yüzünden, bilmiyorum Barış maçta mıydın ama trafik çok yoğundu. Metro ile zor yetiştim yayına. Evet öyle oldu. Hocam şimdi bugünkü yazınız ekonomi yeterince soğuyor mu başlığı altında. Hakan abi de biraz şöyle girişte de bahsettik. Yani fiyatların TL bazında düşmesi zor diyorsunuz. Enflasyonu düşürmek istiyorsanız da resesyonu göze almalısınız. Bu iş yavaşlama ya da resesyon olmadan enflasyon düşmez. Öyle anladım ben. Sözü size bırakayım. Buyurun. Teşekkürler. Yani aslında evet ya, yani o enflasyon vurgusunu yazının sonunda tekrar öyle yaptım ama yazının genelinde vurgulamak istediğim ekonomide baktığımızda Merkez Bankası'nın para politikasında da ana unsur makro ihtiyati politikalarla ekonomiyi soğutmak, yani kredi mekanizmasıyla, seçici kredilerle veya faizin, kredi faizlerinin yükselmesiyle ekonomiyi soğutmak, bu yolla da enflasyonu ve cari açığı kontrol altına almak gibi görünüyor. Bu amaca ulaşıyor mu acaba? Yani yaklaşık işte bir, iki buçuk aylık bir süre geçti. Öncü veriler ne diyor diye baktığımda, tam da sorunun yanıtını verirken çok da güçlü bir soğuma yok gibi geliyor baktığımda. Yani birçok öncü veri var. Aslında kredilere baktığımızda çok önemli bir yavaşlamayı görüyoruz. Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Krediler yavaşladığı zaman ekonomi yavaşlar. Geçmişte de kredi büyümesi ile ekonominin büyümesi arasında çok ciddi bir korelasyon vardır. Bu korelasyon var yine ve önümüzdeki süreçte biz bunu göreceğiz. Bu kredi daralmasının talebe ve büyümeye etkisini göreceğiz ama bu enflasyonu düşürecek kadar ve cari açığı azaltacak kadar bir etki gösterecek mi? Yeterince bir soğuma olacak mı? Bu konuda benim tereddütlerim var. İşte baktığımızda ekonomik güven endeksine bakıyoruz, perakende satışlara bakıyoruz, otomobil satışlarına bakıyoruz. Evet, böyle bir gerileme var ama çok güçlü bir gerileme yok bu anlamda. İşte elektrik tüketimine bakıyoruz, güçlenme var. Tabii ki yazın çok sıcak günler geçiriyoruz, klima kullanımının falan da bunda etkisi var ama hani bu onun dışında da bir aktiviteyi gösteriyor. Hizmet sektöründeki canlılığı da gösteriyor özellikle. Dolayısıyla öncü birçok veri şu ana kadarki yavaşlamanın sınırlı olduğunu bize gösteriyor gibi görünüyor. Peki niye bu hani yavaşlama sınırlı? Bir kere zaman alır kredinin etkisini göstermesi. O yüzden biraz daha beklemek lazım ama bir vurguyu daha yapmaya çalıştım yazıda. Türkiye'de biz son iki yılda konut ve otomobil fiyatlarında çok güçlü artışlar gördük. Ve bu artışlar servet etkisi dediğimiz bir etki yarattı. Yani işte 200 bin liralık ev atıyorum 2 milyona çıktı. 100 bin liralık araba 1 milyona çıktı falan. Ve kendimizi daha, tırnak içine söylüyorum, zengin, daha iyi hissettik. Bu tüketimimizi arttırır, etkiler, güvenimizi arttırır. Bu anlamda bu servet etkisinin, tahminen söylüyorum, 8-10 milyonluk bir nüfusta talebi görece güçlü tuttuğunu ve işte bunun enflasyon baskısına kısmen devam ettiğini, ithalat ve dış açık baskısına devam ettiğini düşünüyorum. Bu anlamda bu soğuma tarafı yeterli mi sorusunu sormak gerektiği kanaatindeyim. Bu yeterli olmadığını gördüğüm için de enflasyonun Merkez Bankası'nın da hedeflediğinin üzerinde gitme ihtimali yüksek görünüyor. Cari açığın beklenenden yüksek seyretme ihtimali yüksek görünüyor. Dolayısıyla bir süre sonra, yani seçimden sonra çok muhtemelen
bu enflasyonla mücadele edeceksek eğer, kaçındığımız, kaçınmaya çalıştığımız bu büyümeyle ilgili bir süreliğine de olsa hani resesyonu göze almak zorundayız vurgusuyla da yazıyı bitirmeye çalıştım. Talebi bastırmadan, bizi tasarrufa yöneltecek para politikası araçlarını üretmeden, reel bir getiri sağlamadan enflasyonda istenen başarıyı sağlamak, ki çok uzun bir yol var, onun ilk duraklarına bile ulaşmak çok kolay olmayabilir. Özetle bu tür bir